Yavrum benim, senle bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, sen bu hayattan ders alamaz. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alamayız dostlar. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema İner Lakin programı başlıyor. Ben Tarık Tanrısever. Sizlere bu haftada her hafta olduğu gibi bu programın kuruluş vesilesi olan çok kıymetli babam, yapımcı, yönetmen ve sanayici Mehmet Tanrısever'i takdim etmek isterim. Hoş geldiniz baba, nasılsınız? Hoş bulduk Tarık. Sağ ol, sen nasılsın? Elhamdülillah. Bugün aynı zamanda sizin 30 yıllık dostunuz Kırgızistan'dan misafirimiz Suyunduk Artık Bey, ünlü yönetmen. O bölgenin, o Kırgızistan'ın yönetmeni, ödüllü yönetmen Suyunduk Artık Bey var. Siz de hoş geldiniz Suyunduk Bey. Hoş bulduk. Misafirimiz olarak şeref verdiniz. Baba, kainatta her şey zıttıyla kaimdir denir. Yani zıttıyla bilinir. Gece olmazsa gündüzün bir kıymeti yok. İnsan da acaba zaaflarıyla mı güçlüdür? Zıttı olan insanın zıttı, zaafları, kusurları. Zaaflarıyla yüzleşen insan mı değerlidir? Bu manada zaaflar olması gerekir mi? Bununla ilgili düşüncelerinizi almak isterim. Allah hepimize zaaf yaratmış. Zaaflarımız. Yani zaaf derken hayattaki bir sürü istekler, arzular, menfi ve müsbet. Bunları yaşarken yüzleşmek lazım yani. Kötülerle de yüzleşelim. Kötü olan şey, iyi olan şeyler de hatırlayıp mutlu olalım yani. Devam etmesini isteyelim Allah'tan. Yani böyle yani zaaflarıyla yüzleşecek. Öbürü neydi Tarık? Baştaki? Zaaf, insan zaaflarıyla mı güçlüdür? Ha. Tabii ki o zaaflarıyla da güçlenir yani. Güçlenir şöyle ki yani o iyi şeyleri yapa yapa idealleri ondan sonra güçlü bir irade çıkar yani. Güçlü bir insan olur. Yüzleşe çelik gibi bir insan çıkar. Öyle yani. Ama bu da zaman lazım. Birdenbire olmaz. 3 günde, 5 günde olmaz. Hep gençlik konusu. 3 günde, 5 günde, 3-5 senede olmaz. Evet. Ya, Mevlana'nın hamdım, yandım, biçtim gibi hamlak geçecek. Sonra yanacağız. Hayatta pişeceğiz. Lezzet olup yükseleceğiz inşallah. İnşallah. Suyunduk Bey'le ilgili anılarınızı almak isteriz baba. Kırgızistan'dan değerli bir yönetmenimiz. Ödülleri olan. Son filmi Şambala'da Oscar aday adayı oldu Kırgızistan'ın. Bunun için yine tebrik ederiz Suyunduk Bey. Gurur kaynağımız oldunuz. Suyunduk Bey'le ilgili anılarınız, ilk tanıştığınız nasıl oldu? Nasıl bugünlere kalan bir dostluğunuz devam etti? 92'de tanıştık Suyunduk Bey, 30 sene önce. Taşkent Film Festivali'nde. Sürgün filmi orada ödül aldı. Sonra Suyunduk Bey'den bahsettiler. Bir yönetmen var, çok değerli bir yönetmen var. Tanışmak ister misin? Tanıştı orada. Sonra filmini seyretti orada. Yarışmaya gelen filmini. Ağlayan Kadın. Tabii çok film seyrettim o zamanlar Taşkent'te. Ama en milli manevi değerlerine sahip çıkan bir filmdi yani. Hikayesi de şöyle. Şehirde yaşamış bir bürokrat, yaşlanmış, kimsesi yok. Köyüne gidiyor. Orada ölen insanların arkasında bir ağıt yaparlar. Onların kültüründe Kırgızistan ağıt yaparlar işte. Yaşamından bahsederler. Kimsesizlikten veya yolculuktan, ölüm yolculuğundan anlatırlar. Bunun böyle kimsesi yok hiç. Şehirde kimsesi yok tabii. Oradan köyde ağıtçılar buluyor birkaç tane. Diyor ki ben ölürsem benim arkamdan da şöyle şöyle ağıtlar yapar mısınız diyor. Öyle bir film çekmiş. Çok hoşuma gitti böyle yani.
Hep ağlıyordu, ağlayan kadın zaten. Öyle şey oldu. O filmi biz buraya da getirdik, oynattık da. Ağlayan kadın o yıllarda. Öyle tanışmamız. Ondan sonra şartlar bizim buraya şeye geldi, Suyunduk Bey'le. Bir ara Türkiye'ye geldi. Proje geliştirelim diye, senaryo, menaryo projesi geliştirelim diye. Bir yıl falan burada yaşadı. Türkçeyi öğrendi güzel. Oradan işte bir belgesel yaptık. Benim hayatım ilgilendi. Sonra bazı projelerde de çalıştı. Ama bizim tabii misafirimiz. Böyle misafir olarak gördük. Bir yer verdik orada yatıp. Beraber oluyorduk belirli. Bir de ben hep sanat dünyamı onunla şey yapıyordum. Canlı tutuyordum yani sohbetlerimize. Haftada bir 10-15 gün sohbet yapardım. Orada canlı tutuyordum. Sonra burada dedim artık sen memleketine git. Para da birikti burada. Dedim artık ticaret yap. Tencere tava falan sat dedim. Tabii gitti. Bir iki seyyar yaptı küçük küçük. Sonra bir tıra çıktı yani. Bir tır mal verdim en sonunda. Bir tır yani. Sonra da iç karışıklarda orada para çok kaybetti. Sündük Bey. Orada iç karışık Kırgızistan iç karışıklarında mallar yağmalandı. Sonra orada Türk Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu yani. Orada öğretmen, yönetmen yani orada. Çok değerli. İsmi ne? Manas... Kırgız-Türk Manas Üniversitesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi orada. Öğretmen. Şimdi sen işte bir film yaptık. Bu sene ödül aldı bizden. 5 ödülüm var. 5. Tabii o ödüller de veren Tarık'ın festivali var. İstanbul Award diye böyle bir festival. Orada her ay yarışmalar düzenleniyor. O yarışmalardan 5 tane birincilik var her dalda. Maşallah. Böyle bir Suyunduk Bey. Düşüncelerinizi anlatın. Siz ne düşünüyorsun? Ülkemiz için, vatan için. Ben şey düşünüyorum. Niçin 30 seneden beri bizim bu dostluğumuz var. Birbirimize çok nasıl iyi birbirimizi görüyoruz, anlıyoruz. Sinema tarafından, hayat tarafından, felsefe tarafından, her tarafından konuşuyoruz. Bizi ne diyor o yarım söz söylediği zaman anlıyoruz birbirimizi. Bence bu düşüncemiz aynı. Hayatta aşağı yukarı aynı düşünüyoruz. Tam olmuyoruz zaten. Benimce Mehmet Tanrısever dünyada o sinemacılar, sanatçılar vardır. Onların bir hedefi var. Bir düşüncesi var. Ona göre maksat koymuş. Ona göre düz gidiyor. Çünkü hayatta oradan baskı oluyor, buradan problem oluyor. Dönüyorlar o yoldan çok sanatçılar. Zaten hayatta baskı yapıyor. Mecbur oluyor başka bir düşünceleri de anlatmak için, başka bir filmleri çekmek için, romanlar da yazmak için. Ama Mehmet Tanrısever bu yoldan hiç oraya buraya geçmedi. Bu çok önemli çünkü çok sanatçılar bu gibi hayatta kaldı. Tarihte kaldı ve kalacak. Çünkü en önemli benimce Mehmet Bey'in filmlerinde, düşüncelerinde inanç var. Bu sanatta en önemli. İnanç var olsa bu ruh veriyor. Bir şey dem veriyor. İlham veriyor. İnanç olmasa sadece o hayatı geçirmek için, topluma iyi görünmek için, o topluma seyircileri iyi görüneyim, ben filmde herkes seyretse dediği zaman benim için sanat bitiyor.
Çünkü seyirciler farklı var. %100 herkese iyi olmayacak. Benimce en iyisi senin kendi düşüncen, kendi hayatın, kendi otobiyografin, kendi hayata düşüncen mümkün yanlıştır, mümkün iyidir ama o çok iyi. Sonra sanatta sola sağa baksan, onun filmi çok popüler, bunun filmi çok popüler, ben de onu yapacağım dediğin zaman bitti. İnanç var, inanç yüksekte. O olsa her adamın içinde bu olmaya gerek. O zaman ne bir hikaye alsan onu derin kazacaksın. Derin kazacaksın ve baksak dünya klasik diyoruz. Mesela Dostoyevski, Tolstoy, Shakespeare, Cervantes, müzikli şeylerde bunlar kalıyor klasik. Bu klasik dediği zaman zamanın elegi var. En iyileri kalacak, başkası kaybolacak. Size şöyle bir sorum olacak baba. Allah Asr suresinin ayetinin başında bizlere zamana, yani asra yemin olsun diyerek başlıyor, ayetlerini açıklıyor. Sizce zaman bizi bir yerlere mi sürüklüyor, yoksa biz mi zamana şekil veriyoruz? Yani zamana şekil veren biziz tabii ki. Yani zaman zamandır. Allah bizim eylemi yapmamıza karışmaz. Biz eylemi yapıyoruz ama iradeyi vermiş bize. Biz öyle yapıyoruz. Yani evet. Allah karışmaz. İyilik, kötülük bizim kendi elimizde. İmtihan bu ya. İyiyi de yaratır, kötülüğü ama tercihimiz. Bir de buradaki ne yapmak istiyoruz? Öyle yani. Yani işte toplum bir yere savruluyor. Sündük Bey'in söylediği yüksek sanat filmleri diyor bizim için yaptığını söylüyor diyor. Dünyada böyle bir şey kalmadı artık yani. Sanat filmleri, yüksek sanat filmleri kalmadı. Zaten eskiden de yüksek sanatın içinde şey de vardı yani kapitalizmin ve sosyalizmin şeyleri, sanat şeyler vardı. Yüksek sanatta onların. Onlar durdu. Belki çok az var yani. Şimdi işte biz burada devam ediyoruz. 30 senedir bu yüksek sanatı, sosyolojik hadiseler anlatıyoruz buradaki, yaşamımızdaki. Öyle de gidecek zaten. Başka bir şey olmaz yani. Her şeyde bir şey anlatmam gerekiyor. O zaman varız, düşünüyorsun. O zaman varız yani, yaşıyoruz demek. Onu anlatıyorum. Sündük Bey de onu anlatıyor. O da sanat filmleri yapıyor ama tabii çok az orada. Biz daha özgürüz. Biz burada para kazanıyoruz, yapıyoruz. Sündük Bey devlet yardımıyla oluyor. Zaten diyor Kırgızistan'da bir iki tane sanat filmi yapılıyor, yapılmıyor yani. Öbür hep eğlence filmleri. Komedi bilmem, ticari amaçlı. O da zaten toplum bir şey almıyor. Seyrediyor, bitiyor, tüketiyor. Böyle inşallah bu yaptığımız sanat filmlerimiz hem ülkemiz hem de dünyaya ışık vereceğiz. Işık. Ben çok ümitliyim yani. Dünya tekrar edebi sanatına, aklına, fikrine, kalbine dönecek, huzur isteyecek. Çünkü bu tam tam tum 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 eğlence bilmem, tatil şudur budur, iş bilmem, tamam yapalım da bir düşünelim ne yaptığımızı. Şimdi toplum resim seyrediyor. Dizilerde zaten entrika, şiddet, cinsellik, başka bir şey yok. Dedikodu. Yani diziler bunu anlatıyor. Evet. Bu ne olacak? Bunu dinleye dinleye toplum da dedikoducu oluyor. Hep dedikoducu. Bunlar yapılıyor. O da dedikodu. Bu dedikoduyla nereye? Allah'ın en nefret ettiği şeylerden biri de dedikodu yapmak. Birinin hakkında konuşmak. Şurada üç kişi otururlar. Biri gidince ikisi konuşmaya başlarlar gidince onun hakkında. Gidenin hakkında. Onun arkadaşın da senin 5 dakika önce hemen pıt 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 o öyleydi, şu şöyleydi falan. Geldiği yaş dedikodu. Evet. İşte bu dizilerle neyse filmlerle bu hale geldi toplum. Dedikoducu olduk yani dünyada. Dedikodu dedi. Ne yedin, ne içtin, ne yedin, şunu yap, bunu yap, bilmem. Beğenmemek. Siyasi ve düşünce yapısını beğenmemek. Şiddetle eleştirmek. Saygı yok. Hepsi her şey
bir şeye sokmak diyelim yani. Bir yöne. Filmlerle, sinemanın gücüyle toplum başka bir yere doğru sürükleniyor dediniz. Evet. Bir şekil alıyor. Evet. Biraz önce dediniz ki işte Kırgızistan'da bir iki tane düşünce filmi, sanat filmi yapılıyor. Sebebi de toplumun bu filmlere talebi az, daha çok işte kültürel, popüler filmler, işte o günü anlatan komedi, aksiyon türü. Peki biraz önce dedik ki zaman mı insanı şekillendiriyor, insan mı zamanı? Siz insan zamanı şekillendiriyor dediniz. Şöyle bir farklı soru sorayım o zaman baba. Toplum mu sinemayı şekillendiriyor, sinema mı toplumu şekillendiriyor? Tabii şöyle yani. Sinema, tam o çeken, yönetenleri, yazanlar toplumu şekillendiriyor. Toplum bunu şekillendirmiyor. Onu şekillendiriyor, sonra istek başlıyor. Evet. Toplumdan. O istek üzerine çekiyorlar yönetmenler. Toplumun yani. Baskısıyla çekiyorlar. Tabii tabii. Onlar evet. istek. Orada o filmi çektiği zaman milyonlar geliyor. Yani ilgi çek, hoşuna gidiyor o toplumun. O isteğe göre şey yapıyorlar. O zaman baba cevabı toplum sinemayı şekillendiriyor oluyor ekseriyette. Ama başta sinema toplumu şekillendiriyor. Evet. İstek, arzu isteklerini kamçılıyor. Ondan sonra toplum onu istiyor. Değilse o güzel filmler yapılsaydı, güzel şeyler yapılsaydı toplumun düşünce ve şeyi güzel tarafa geçerdi yani. Yani ikisi de ilkin filmlerle onları şekillendiriyorlar. O istek doğuyor. Mesela açık saçık bilmem ne, cinsel bilmem dedikodu. Toplum bunun hoşuna gidiyor veya nefsin hoşuna gidiyor. Hoşuna gidince böyle filmler istiyorlar. Ondan sonra o yapımcı da veya şeyde çoğu da zaten proje mi? Çoğunluğu da proje. Toplumun ahlakını bozmak için projeler var. İşte bu her hepsi birbirine kaynıyor. Evet. Toplum istiyor, öbürü yapıyor ve hoşuna gidiyor, nefsin hoşuna gidiyor. Çünkü hep nefis kötülüğünü emreder, şiddetli diyor Allah ayette. Nefis şeyler anlatıyorlar. Nefis. İşte hür olmayan, kendi ruhunu dünyaya, malayaniye satmış insanlar, yönetmenler toplum bunu istiyor deyip de demek ki baba topluma zararı olacak şeyleri topluma mal ediyorlar. Sizin gibi hür, ayakları üstünde duran insanlar, işte hakeza Suyunduk Bey gibi dimdik ayakları üzerine durarak biz diyorlar olması gerekeni, isteneni değil, talep edileni değil, olması gerekeni yapacağız. Bir başka bir beklentimiz de yok. Toplumdan da beklentimiz yok. Dünyadan da yok gibi bir yolunuz var baba, elhamdülillah. Çok güzel bir yol. Rabbim inşallah mertebe namerte muhtaç etmesin sizin şöyle, gibi insanları. Şöyle bir şey de anlatalım Tarık. 70'li 60'lı yıllarda mesela hani sinema toplumu yönlendiriyor diyor. Mesela işte rejim var, sosyalizm rejim var, Mao'nun rejim var Çin'de. Bunlar bütün dünyaya film pompalıyorlardı. Yani toplumu yönlendirmek için. Evet. Sosyalizmi anlatan, komünizmi anlatan, devrimleri anlatan filmler, Ateş Barut gibi, Kızıl Bayrak falan çok vardı ama çok şiddetli 60'lı, 70'li. İtalya'da, Fransa'da çok sosyalistler vardı. Onların arkasında şey vardı mesela, kimisini Çin devleti destekliyordu, kimisini Rus devleti destek, sosyalist devlet destekliyordu. Yapımcı kılığında onlara komünist filmleri yapıyorlardı. Gençleri komünizme aşılıyorlar. Propaganda filmleri. Tabii propaganda yapıyor işte. Yani toplumu evet. yönlendiriyorlar yani. Yaptılar da o gençler nasıl sosyalist komünist oldular ki? Yani filmlerle, bayraklarla ama kahramanlıklarla ezilen insanları anlatıyorlar. Bir taraftan da kapitalizmde de Amerika şey yaptı. O da kapitalizm şey filmlerle işte eğlence, gezmek, tozmak, güzel evler, lüküs yerler, yemeler, içmeler falan. Tabii orada sanat az. Onun da propagandasını yaptılar işte. Ne dediler Amerika için? Özgürlükler bilmem neler. Bilmem fırsatlar ülkesi. Fırsatlar ülkesi. Başka bir şey daha vardı onun ismi. O zamanlar söylerlerdi. Yani o fırsatlar böyle. Neyse. Şimdi bunlar hep böyle çarpıştılar. Sonra işte dünyadaki toplum böyle oldu. Şimdi sosyalizm de çöktü. Kapitalizm çökmedi. Kapitalizm hızlı bir şekilde yaşıyor. Ama kapitalizmin de istek ve arzularını halka sundular. Yani böyle, bunu yaparsam böyle böyle hayat. Halk da şimdi bunun ezikliğini yaşıyor. Yapamadığı, yaşayamadığı için ezikliği yaşıyor. Yani bütün dünyada görür her şeyi. Arabasını, evini, giyinmesini, şunu bunu yemesini. Bu da tabii onu 3-5 bin lirayla bunun olmayacağını da biliyor toplum, gençler.
böyle bir acı çekiyorlar yani. Böyle ha olanlar da acı çekiyor. Onun her imkanları var. Ailesi vermiş çocuğuna şeyini. O da mutsuz çünkü sanat yok, kültür yok, verilememiş. Hep yeme içme kültürü. Oraya eriştiğin zaman mutsuz olursun yani. Hep ararsın. Bugün nerede mutlu olurum? Yarın nerede? Hafta sonu nereye gideceğiz? Hep arayışa geçer. Ama insan kültür sanatında, kültür sanat der ki vatan, millet, aile, Allah. Bu inanç olduğumuz zaman huzur buluruz yani. Huzur ben öyle buluyorum zaten. Onun için dört elle sinemaya sarılıyorum. Evet. Bu bir vaka. Veya %100 böyle. Öbürler de %100 onu yaptılar. Mutsuzlar. Mutsuz kavimler olduk. Bunlar neydi? Geçici işte. Biz filmlerimizde bu geçici bir şeyin, acının, kederin, mutsuzluğun çarelerini filmlerle anlatıyoruz. Buraya dön. İşte iki tane ateist bir tane ateist imana geldi. İki tane intihar etmeye kalkan bir adam vazgeçti filmlerimizi seyredip de. Evet. Bir de bu filmler beni hayata bağladı diyenler binlerce. Elhamdülillah. Ya işte bir filmi bak. İntihardan vazgeçiriyor. İnansızlıkla bir yere varamadığını görüyor. Bu filmlerimizle hemen artık ben diyor önce Müslümanım sonra şeyim diyor. Önce inancım gelir sonra işim gelir diyor. Nedir inanç diyor? Kültür gelir diyor. Önce benim kültürüm. İşi yaparım diyor. Para kazanırım biz de öyle. Ya, yansıyor zaten. Bizi bu da medeni cesaret yapıp da öyle bize yazan kahramanlar yani. Öyle izleyenler, edenler, şunlar. İşte geçen bir Akalan köyüne giderken orada bir seyyar satıcının önünde durduk. Kadın hemen koştu. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Bilmem ne oldu falan dedi. Geçen sene film yapıyordunuz burada. Burada çekim yaparken ben biraz şeylik yaptım, cazgırlık yaptım. Özür dilerim, sizi tanımıyordum. İşte Akit'te de izlemiş, bizim programlarımızı izlemiş oradan. Yani böyle Akalan köyünde Çatalca'nın bir şeyi yani. Bak nereden kadın? Nerede bak işte kültür, sanat, ahlak. Sonra görüyor ya bunlar böyle değilmiş. Öbür ahlaksızlar gibi değilmiş gibi saldırdı bana. Şey yaptı, özürler. O sanıyor filmci yani abudük kubudükçü yani kadın öyle yani. İtiraz etmiş bir iki saat orada. Ben sonradan duydum arkadaşlar. Abi de o bayan bize itiraz etti hep böyle. Cazgırlık yaptı. Ama bizim felsefelerimiz şunları bunu duyunca dedi ben ne yaptım diye. Aynen önüme çıktım. Şey yaptı. Çok hoşuma gitti. Alışveriş yaptım falan. Bak toplum da güzel şeyler istiyor yani. Film deyince 3K, 5K bilmem ne. Zaten filmcinin girdiği yerde şey olmaz. Ne derler? Yani biz fakat sahnede orası kurur falan, kurutur. Şey yapar. Evet, şeydi, Sessiz Çığlık'taki bir laftı. Oradaki adam sanat... yer vermiyorlar görüyorsun. Evet. Hep yer vermiyorlar. Filmci girince orayı kurutur mu? Ne diyorlar evet. Öyle bir şey diyorlar. Öyle bir ifade vardı. Bir ifade var. Yani çünkü ahlak yok. İnsan bir mekanı kiraladığı zaman parasını öde. Ve ödedikten sonra her yeri eski haline getir. Değiştirilmiş, kırılmış, çekilmiş, ışık koymuş, bir şey koymuş, bırakmışlar oraya gitmiş. %90 böyle ama. Hatta 95. Türkiye'nin meşhurları, Çatalca'nın bir köyüne gittik. Türkiye'nin meşhur bir adam. O tarafta da şeyi var, evi var. Adam o köylerde çekmiş. Biz gittik, köyler bize vermek istemedi yani. O dediler burada vermiyoruz. O adam geldi, şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Her şeyi dağıttı, bazı yerlerin kiraları ödememiş. Sonra muhtarı bulduk, tanıdıkları bulduk da öyle sorun çözdük. Geçen gene bir yerdeydim. Bir köfte möfte, seyyar köfte alıyorum. Şöyle dedi, ya dedi, yeni bir filmciler gelmiş. Bunlar çok düzgün adamlarmış. Çok düzgün adamlar varmış. Her şeyi yerine bırakmış, hesaplarını ödemişler, gitmişler. Ben de içimden böyle tatlı bir tebessüm geçirdim dedim. Sonra dedim, o biziz işte dedim, o yeni filmciler biziz o köylerde. Ben oraya sık sık giderim. Yani nostalji köyümü özlediğim zaman o köylere giderim. Gezer gelirim yani öyle. Öyle işte evet. Yani. Bu yeni filmciler de farklıymış, farklı diyor. Bunlar hep gerçek. Neden peki onlar öyle? Vicdan yok, merhamet yok. Vurdu, çaldı. Kaydı, bir daha görmeyeceğim diyor nasıl olsa. Biz öyle miyiz? Bizler bu vatandaşın evi bizim sorumluluğumuzda bize verdi. Bunun hesabını Allah'a veririm yanlış bir şey yaparsan. Allah'tan kork. İman, merhamet, bu sevgi ancak inançla olur tabii. Ya materyal sistemde bir inanç yok ki. Ya. Böyle. Çok şey bir adam.
O tarafta da evleri var. Durusu tarafında. Evet. Biraz önce baba arayıştan bahsettiniz. Her insanın hayatında bir arayış oluyor. Çocukluktan başlıyor, gençlik, orta yaşlık dönemi, ihtiyarlık. Sizin arayışa çıktığınız yolda zaman zaman aradığınız şeyi unuttuğunuz ve bambaşka şeyler bulduğunuz oldu mu? Yok. Ben çocukluğumdan beri arayışım buldum yani. O zamanlar mesela hatta 23 yaşından önceye kadar ki hayatımda hata da yapsam, yanlışlıkla yapsam, tuvaletten ufak tefek para da şey yapsam, önlerinden dondurma yemek için hep tövbe ettim yani. Dedim ki Allah var, bunları yapmayacağım dedim. Bunlar geçici şeyler. Hep arayışım buldum yani. Sonra iş hayatına başladığım zaman gene arayışı biliyorum. Tamam ben namaz kılmıyorum, şey yapmıyorum ama ben dedim ki Allah var, yalan söylemeyeceğim, dürüst olacağım dedim yani. Allah'ıma karşı böyle safa sağlam. Sonra dürüstüm. İşte 23 yaşında dürüst olmaya karar verdim 46 sene önce. Şimdi o zamandan beri geliyorum Tarık böyle hiç şeyim yok, sapmam yok yani. O arayış dediğim bulduğum bir arayış. Allah'ı buluyorum yani. Ondan sonra buraya kadar geldim. Ha arayışım biter mi? Bitmez. Daha güzel yaşama. Arayış derken ben daha iyisini yaşama. Daha iyisi. Bir daha bu arayış yaparken sapmamak yani. Hep arayış içinde olup sapmamak. Ha, bir yer geldi. Ha, ben arayışım orada gibi. Böyle bakıyorum ben arayışı yani. Arayış bitmeyecek. Arayış içinde şey de var tabii. En büyük imtihan var. Arayış yapıyorsan Allah hadi bakalım beni seviyorsan bir imtihan oluyor. En çok sevdiği peygambere imtihan olmuş İbrahim peygamberimiz. Evet. Diğer peygamberler yani hep imtihan olmuşlar. Yusuf zindandan zindana. Ya hep imtihan olmuş. Musa öyle. Bebeklik yaşında bir Firavun'un sarayında büyüyor. Evet. Yani arayışımız bizim sürekli iyiye güzele doğru. Gelecek toslayacak, o tarafa kaçacağız. Bir de bazı engeller çıkacak, gene arayış bitmeyecek orada Tanrı'da birleşecek. Ben çocuk Allah bana öyle verdi. Ben 7-8 yaşını hatırlıyorum. Allah ne olduğunu inanıyordum. Bana kim dedi bilmiyorum ama Allah içimde şöyleydi. Allah var diyordum yani. 7-8 belki 6 yaşında. Yani Allah'ın olduğuna inanıyorum. Ama hiç rahmetli, onu unutmuyorum. O 6-7 yaşında Allah'ın inancını unutmuyorum. Ben rahmetli babaannemi elinde 300'lük tespihle hep hatırlıyorum ama 6 yaşına kadar ben onu gördüm. Tanıdık. Daha sonra annem. Öyle bir annenin evladısınız. Dedemi bilmiyorum ama dedemi gıyabında anlattığınız zaman ne kadar dürüst, şerefine, düzgün, namusuna düşkün, dürüst bir insan olduğunu da siz anlatıyordunuz. Evet. Öyle bir anne babanın evladı da tabii ki siz olacaksınız baba yani. Ama hepsi olmuyorum bazıları. Çürük çıkıyor tabii. Öyle. Aynı anne alimden zalim de olur. Çürük de zalimden çıkıyor. Zalimden alim de tabii, olur. Tabii bu bir güzel bir şey. Evet. Tabii anne babanın terbiyesi, ahlakı veya helal lokma yedirmesi güzel çocuklara geçer de. Tabii hepsine de geçmiyor yani. Aynı peygamberin evet, inançlı olanları var ya olmayanlar da olduğu gibi. Tabii böyle ama ailemizde de şeref duyacağız yani. Evet. Helal lokma. Ülkemizde mesela. Geçmişimizde şeref duyacağız bu ülkemiz. Bir zamanlar böyle at mı, adalet mi, insanlık mı, merhamet mi böyle yaşamış, yaşatmış. Fatih geliyor işte bir Topkapı Sarayı yapıyor orada. Gidin basit bir saray. Basit bir şey. Avrupa öyle mi? Saraylar, şatolarla içinde yaşıyorlardı. Bilmem bizim atalarımız evet, tevazu. Yıkılırka yapılmış Dolmabahçe, yıkılırka. Bir Dolmabahçe Sarayı var. Kaç yüz, 500 yılda bir saray yapılmış mı? Topkapı Sarayı'nda basit bir şey görüyorsun orada yani. Çoğunu tek kat zaten. Tek kat. Basit yani yapılışı evet, da basit. Şey basit bir şey. İşte basit yaşarsan güzel yaşarsın. Yani şatafata tantanaya gerek yok. Bir de haram para. Yapmak lazım. Evet. Hassas bir kişiliğe sahipsiniz baba. Bunu her fırsatta dile getiriyorsunuz. Toplumun yaralarını, yozlaşmaları derinden hissediyorsunuz. Peki böylesine negatif yükün altında ruhunuzu nasıl dinlendiriyorsunuz? Ya bazen ya isyan demeyeyim. İsyan etmiyorum şu anda, sabrediyorum. Eskiden ne diyordum bazen, kızıyordum.
terk edeyim diyordum. Gideyim bir adada yaşayayım veya bir yerde yaşayayım dağın başında. Veya bir adaya gideyim, orada yaşayayım. Hiçbir şey düşünmeyeyim. Hep kitap okuyayım, zikredeyim, Allah'a yaklaşayım diyordum. Şimdi savaşı tercih ediyorum. Savaş dedik, film çekmeyi, yorgunluğu, mücadeleyi. Sinirlerim gelirse daha yine yolumdan dönmemeyi. Yani dönmemeyi. Zaten dönersem diyorum bu yoldan, canımı al diyorum Allah'a. Onu duydun sen yani, değil mi? Evet. Ben bu yoldan, bu davadan dönersem öleyim. Duam bu. Amin. Yani film çekmekten ve hizmet etmekten dönersem ben dünya istemiyorum. Siz yaşayın kardeşim yani. Sizin olsun bütün dünya. Ben istemiyorum yani. Bak işte bu da bir sabır. Dünyaya karşı hiçbir sevgin olmamış. Ruhumun bu dünyayı sevmediğini gösteriyor. Zaten bir söz var. Hassas kalpler için dünya onlar için bir cehennemdir. Bir de bir söz daha var. Eğer bir ruh dünyayı sevmiyorsa o burası için yaratılmamış. Başka bir alem için yaratılmış. Sevmiyor. Ruhum onu erken uyarı veriyor. Orayı biliyor demek ki bana oraya gitmelisini istiyor. Buradan de, bu da bir gelişim işte, tekamül. Tabii ben herkesi benim gibi düşündürürüm. Yok, mümkün değil yani. Ben gelmişsin buraya. Öbürler de gelebilen gelir yani. Beni bilemez de zaten. Ya abi ne güzel yemek içiyoruz, ne güzel işte geziyoruz. Paran var, pulun var. Ya bu keyif. Ulan Allah'ın cenneti, Allah'ın yanında olmak. Buranın dünyanın en güzel, 1000 kat daha güzel. Evet. Bir de burada onun keyfini yaşamak. Ülkeye de bir şeyler vermeliyiz. Kültür sanatımızın yozlaştığı bir dönemde ben kendimi vakfettim buraya. Vakfettim. Beden olup, ruhum olup burada vakfettim. Onun için üzülüyorsun tabii, kızıyorsun bazı olaylara, yönetimdeki bazı şeyler ama hiç önemli değil yani. Geçiyor. Tabii daha iyi olsun diye yapıyor. O da kızdığımda daha iyi olsun. Daha iyi olsun değilse işler oluyor. Daha iyi olsun. Daha tekamül edelim. Ciddiye de almıyorum zaten tabii kimseyi. Kimseyi ciddiye almıyorum yani. Ciddiye almadığım için hiç üzülmüyorsun. Zaten sen birini çok seversen ciddiye alırsın. Ufak bir şeyinde üzülürsün yani. Evet. Değer vermezsen hiç üzülmezsin. Çocuk gibi görürsün. Bana küfür eden insanlara gülüyorum ya. Hakaret edenlere gülüyorum. Hatta İran'a diyorum bak bana hakaret ve bizim yardımcım arkadaşımıza hakaret küfür bile olsa bana söyleseler sen bana söyleme. Evet. Duymak istemiyorum. Yıllarda tembih mi? Her şeyi kapat. Duymak istemiyorum. Pislikler, şunları bunları dünyanın tabii güzel insanlarla güzel şeyler anlatmak güzel ama bilmem de lazım ona göre senaryo yazmam lazım. Yani gittiğimiz noktaları bazen inceliyorum YouTube'da, şuradan böyle giriyorum, Facebook'ta, bilmem ne de Insta. Bakıyoruz yani ne oldu veya haberler alıyoruz. Bazen haberleri dinliyorum, konuşmaları dinliyorum. Ya yani nereye gidiyoruz biz? Gemi nereye doğru gidiyor? O kadar şey daha alıyorum yani. O zaman yaşayamam. Kendim bir vakus şey gibi alıp içinde böyle şöyle bir şey olmaz. Bu ışık ne kadar faydası olur? Bu ışığı ne kadar taşırsak şu? Her yeri aydınlatır. Evet. Dolaştıracağız yani. Çoğaltacağız onu. Demin çok güzel bir sırra değindiniz baba bana göre. İnsan çok sevdiği şey kişi olabilir. Dünyadaki bir yani, maddiyat olabilir. Ha. Ondan yana ufacık bir pürüz gördüğü zaman çok ciddi yıkıma uğruyor. Evet. Mesela ben kendi evlatlarıma bakıyorum. Henüz çok ufaklar. 3-4 yaşlarındalar. Kaşımı kaldırsam feryat figan oluyorlar, küsüyorlar. Bu sefer ben kaşımı kaldırdım. Böyle kaşımı çatmama bile pişman oluyorum. Ya. Gidiyorum gönlünden çünkü ifade edemiyorum kendimi. Ya ben senin iyiliğin için bunu yaptım diyemiyorum. Çünkü beni öyle bir sevmiş ki, bana öyle bir muhtaç ki. Ona bile tahammül yok. Senden sana tapıyor. Ama büyüdükçe normalleşecek onun için. Aynen. Bir de şu an çok gündemde olan bir örnek var baba. Onu da söylemek isterim izniniz olursa. Hollywood'da çok meşhur bir oyuncu var, Johnny Depp diye. Çok sansasyon bir boşanması oldu. Yani dünya ikiye ayrıldı. Onun hanımı da çok meşhur bir oyuncu. Hanımı adama şiddet uygulamış. Ve hanımı? Hanımı. Adama şiddet kadın uygulamış. Diyormuş. Evet, kadın işte üstüne sigara basmış, gelmiş yumruk atmış yüzüne. O niye savunmamış kendini? Çünkü adam bitmiş kafasında. En son şunu diyor. Yumruk mu atmak istiyorsun diyor. Biraz da gizliden Hazreti İsa'nın öğretisi var. At diyor yumruğunu diyor. He. Rahatladın mı diyor. Hayır rahatlamadım diyor.
Tamam diyor, bir daha atmak ister misin diyor. İsterim diyor. Bir daha yumruk atıyor. Hmm. Eline ne geçti şimdi diyor adam. Hmm. Sonra alıyor kadını, tutuyor yatağa koyuyor. Diyor ki bak, ben artık, sen benim için bittin. Artık senin gözlerine dahi bakmayacağım. Kafamdan çıkardım. Eğer ona değer verse, onun kendisine o saldırısını çok tepki gösterir. Ciddiye alır. Aynen. Tepki gösterir, içerler. Artık bittin dedi. Bu ifadesinden sonra evi terk ediyor. Bütün mahkeme, aylarca mahkeme sürüyor bu. Böyle videolu konferans şeklinde. Mahkeme adama hak veriyorlar. Adamı yine Karayip Korsanları filmi için çok astronomik bir rakamla iş veriyorlar. Kadına da diğer bütün bağlantılı oldukları işleri iptal ediyorlar. O da bir süper kahraman oynuyor. Yapımcı şirketler. Evet. Karayip Korsanları adam yaşlandı diye ara vermişti. Hı. Başka bir karakter buluyordu. Çok Hı. büyük bir rakam yani. 300 milyon dolara yakın bir rakamla film adamla çekici. Yine anlaşma yapıyorlar. Yine başrol veriyorlar ona. Hı. Adam yaşlandığı için bırakmışlardı onu. Ne kadar derin bir felsefe evet. ya. Evet. Aferin o yani. Bütün dünyaya desteğini de aldı o adam. Normalde kadın her zaman desteklenir. Kadın acizdir ama işte orada bir adalet söz konusu. Yeni mi oldu? Bu yeni baba, çok yeni yani. Ne kadar? İşte birkaç hafta, belki bir aydır yani. Hmm, ama çok çok iyiymişti. Ben de demek kısmen demek ki değer vermediğim için de üzülmüyorum yani. O evet. değer versem onların yaptıklarına, eylemlerine üzülürsün. Değer vermiyorum. Yani yaptık hatalara değer vermiyorum. Tabii sevgilerine değer veriyorum, insanlığa değer veriyorum da onların yaptığı eksikliği, hatalara önemsemiyorum yani. Değer vermiyorum. Evet. O da aynı, değer vermemiş demiş. Ne yap? Ben değer vermiyorum. Vur. Yak. Değersiz. Değer onun yaptığı eylemle değersiz olunca o da değersiz olur kişi. Ona o ısrar ediyorsa değersiz olur. Ama o yaptıktan sonra bekliyor demek ki adam. Tövbe etse, özür dilerim. Bak bunu yaptım, bunu yaptım ama sen haklısın. Özür dilerim dese bir halka gene sevgisi adamı çoğalacak. O cinneti bitecek. O depresyonu bitecek. Onlar hep depresyon hep hayat. Adam ama kendini aşmış. Evet. Uyan aşmış. Adam kazandı yani. Tabii kazanır. Hem kendi hayranlarının sayısı arttı. Stüdyoların ona... Şu anda bende bile başladı evet. hayranlık yani. Stüdyolar baba onunla işi bitirmişti. İhtiyar adın sen, kilo aldın. Ve yeni çok büyük bir rakama anlaşma yaptılar yani. En az 20-30 milyon dolar. 300 milyon dolar diye duydum ben. Neye? Tekrar bir anlaşmaları. Yok yok. Oyuncuya mı evet. bu konu? Evet. Birkaç bölüm herhalde. Ha bir devamlı. Evet devamlı. Bir tane değil. 3-5 var olur. O kadar olur. Benim 20-30 milyon dolar verdiklerini biliyorum. Evet o oyuncuya. Bölüm başına alıyorlar. Ama öyle olmuştu. Evet. Evet. İşte demek ki aklın yolu bir. Mehmet Tanı sen burada. Değer vermiyor. Değer vermediğim için de küfür derse bir önemi yok benim için. Yani değil mi? Bak aynı. Aklın yolu bir. Yani o da aynı orada. Ayşe tamam yap diyor. Tamam buyurun. Müsaade. İlk benim tepkim yok. Yardım ilahi yok mu? Niye? Ama adamın felsefesi var. Karşındaki hasta. Depresyonik. Vur evet. diyelim bakalım. Tatmin hocam. Olmadım. Hastasın işte. Ne yapman lazım? O zaman diyor terk ediyor. Ama belki o hırçınlığıyla hani bir şey yap, bir şey yapıp kendine gelse, tamam dese, özür dilese, bununla bir yola çıkılmıyor. Şiddetle, bağırmakla, küfürle bir yola çıkılmıyor. Evet. O kadın anlasaydı, adamdan özür dileseydi o onu affederdi. Ama baktı yok, daha olmadım. Seninle benim işim yok. Hadi güle güle. Ve adam kahraman. İşte bu ermiş insan. Ermişlik budur. Ruhen ermiş bir insan, ruhen. İsevilik felsefesi de demek belki iyi bir Hristiyan. Hazreti İsa şöyle diyor ya, böyle depresyonik insanlara bir tokat yiyecek diyor, şöyle evet. öbürünü de ver diyor. Atmak istiyor musun? Buyurun. Bu işte derin bir felsefe. Onu o, evet. o değer vermiyor. Oysa ben eskiden bu felsefeyi şöyle diyordum yani. Bana bir tokat atma, ben de bir tokat atarım diyordum. Ayet çünkü, karşılık evet. ver. Ama şöyle baktığın zaman, hatta bu zamanda karşıdaki insanlar depresyonik. Hasta. Hasta. Nasıl değer vereceksin? Verme. İdare et yani. Başka bir zaman gene yanımızda bir asistan çalışıyordu. Kızda bipolar gördüm onda da. Kendisi de söyledi. Diyor, abi bir böyle iyiyim. Yarım saat sonra değişiyorum. Böyle oluyorum. Ona söyledim ki bak dedim sen dedim şu şeyini bir tedavi yaptıralım o zaman seni. Sen dedim git buradan. Bütün tedavi masraflarını ben karşılayacağım. Sana bir dedim cep harçlığı vereceğim. Şey dedi yalnız da değilsin.
Ya, tabii ağlaya ağlaya gidiyor da ben gönderiyorum. Ama gitmedi tabii. Para da almadı benden. Gitmedi. Ben iyiyim dedi. Hasta olsun. Benim şimdi yanımda gördük ettik. Hep yardımcı oluyorum yani. Çünkü ben de şimdi başka ben esas ben de tedavi şeklini biliyorum yapıyorum da bazılarını da yapıyorum. Adam biri 3 ay böyle üzülmüş. Yanımızdaki bir arkadaş 3 ay. Küçük bir pireyi deve yapıyor. Geldi bana İlhan anlat dedim konuşalım. 15 dakika 20 dakika sürmedi. Abi hepsi geçti. Başka bir hayata geçti. Öyle de var. Ben de iyi bir psikologumdur yani. Maşallah. Yani ben maşallah insanları anlatırım rahatlar. Geçen gene burada yardımcı yönetmen vardı işte burada. O da böyle bir şeye girmiş burada bunalıma, kafa takıntı. Sonra biraz konuştuk falan bir iki. Sonra İran'a demiş ki ben tekrar çalışmak istiyorum. Problemler bitti. Yani bunları onu doktora gitse 3-5 seansla bitiremez. Alacaklar ama bazıları da alamıyorlar. Alamadığı zaman diyorum bir başka yerden. Çünkü benim şey olduğu için şey gibi görmüyor, doktor gibi veya bir şey gibi, başka türlü görüyor, hoca gibi, bu der ne fikri olacak falan. Ona inanıyorlar, o psikoloğa, onun sözlerine inanıyorlar. Oraya gidin, benim sözlerime inanın da kısa zamanda geçiyor. Bir seansla geçiyor, zaten iki seans sürmez. Bir seansla biter yani. Hatta ileride şöyle bir şey düşünüyorum yani, seyircilerimiz. İleride bir ofis açsam, gönüllü ofis veya burada. Bedava tedavi yapmak istiyorum yani günde bir kişiyi falan böyle çok iyi şeyim var. Yani hayatını anlatacak sıkıntılarını yani şeyi daraldığı yer, geçit iş adamı olur. Aile herhangi onlara bedavadan yardım etmek istiyorum. Gönlüm bunu arzu ediyorum yani. Bir de hukuk ona müsait mi yani ona da bakacağım. Yani hukuksuzluklu olmasın yani. Fikir veririm ben ücret değil yani. Allah razı olsun. Bunu bile düşünüyorum. Bunu bir iki senedir düşünüyorum. Toplumda bir var. Çok şey onları sıraya koyacağım. Günlük olur. Haftada birkaç kere olur böyle duruma göre. Birkaç kişiye ücretsiz. Ya. O dediğiniz şu an trend mesleklerden biri baba. Kişisel danışman, aile danışmanı şeklinde. Hem kısa bir eğitim sertifika da veriyorlar isteyene. İsteyen de kendisi işte sosyal medyadan bunu yapıyor. Size zaten filmleriniz de baba bir çeşit İnsanların hangi konularda bunaldığını tespit etmiştiniz. Onları çözüm yollarına aktarıyorsunuz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Daha psikolojik şeyler yeni başladık. 5-10-15 sene. Ben 40 senedir bu kitapları okuyorum. Hatta evet. Şu 3-5 senedir de en az 3-5 büyük kitaplar okudum. Bu psikolojinin adamın hayatını okudum. Sonra onun hayatında hayatı mantar zaten. Gerçi onu uzman şey gösteriyorlar. Avustralyalı bir şey neydi ismi? Sen bilirsin. Torot muydu? Sorot muydu? Bir adam vardı ya. Freud mu? Freud. İsimli çok şey isimli. Freud'un hayatını okudum. Felsefeler okudum. Bak o adamın kaç kitabını okudum. Diğerlerini okudum. Belki 50 tane falan. 30-40 tane kitap okumuşsundur şu 30-40 senede. Onun en son okudum. Birkaç sene önce okudum. Zaten hayatı mantar. Kendini tedavi etmeye çalışıyor. Evet. Sapkın düşünceleri de var. Bu enses var işte. Evet. Yani sağlıklı bir insan bunları yapar mı? Yok. Öyle diyorlar tabii. Öyle de var diyenler o kitapta. Şimdi sağlıklı bir insan önce kendini zaten o kendini tedavi ederken onu geliştiriyor. Yani kendini tedavi ederken onu geliştiriyor. Da yani geliştirdiğinde aklımda kalan bir şey yok. Hasta olarak gitmişti dünyadan, öbür dünya. Ben başka kitaplar okudum, çok faydalandım yani. Sosyolojik, psikolojik, sürekli zaten onu okuyorum. Şimdi götürdüm, yani her 3-5 kitaptan bir tanesi vardır onunla. Veyahut da biyografi kitapları okudum. Çok başarılı insanların nasıl başarılı, nasıl zorlukları yendi. O da bir psikolojik şey yani sosyolojik bir hadise. Nasıl başarmış, engelleri nasıl aşmış. Engeller, sürekli hayatımız engeller aşmış. Onu rehber lazım sana. Geçit lazım. Psikolog da budur yani. O engelleri aşmada yardımcı oluyor. Aile ise aile, kişisel ise kişisel. İşte işte. Ki bir de psikolog iş hayatını bilmez. Nasıl ona yardımcı olacak? Ben biliyorum ama. Temizliği biliyorum, iş hayatını, yemeği biliyorum. Yönetim biliyorum, yönetmenim, yazarım. Hepsi bende mevcut. Düşün bakalım o zaman. Bütün bunlar bende toplu. Konuştuğum zaman her hangi şey varsa aile şeyini bilirim. Neyse buraya geçelim. Babam böyle bir şey yani. Biz de böyle. Ama neden? Güncel bir hayat bu. Hepimize böyle bir sıkıştığı zaman patlıyor yani. Hemen değişiyor. Sonra utanıyor falan kendileri böyle. Utanmaması lazım.
Ya adama çoklarını diyorum ya şu haplar var dedim masayım. Abi diyor kafam bu şey dedim sakinleştir haplar var. Pazar ben deli miyim der gibi diye öyle diyorlar. Ben deli miyim yani ya ben ne kadar kullandım biz ama kaç kere kullandım. Tabii yani 80'li yıllarda 2014'te kullandım. 94'te kullandım bilmiyorum Çiller krizlerinde böyle yardımcı oluyordu ama sonunda bir çare olmuyor. Gene kafayla düzelmeye lazım. Onlar da bir çare değil Tarık. Çare değil. Hep efam, korkaklık. Ekseri de bu psikolojinin bozulmaları neden çok çalışmadığı için oluyor. Tembel, kaytarıyor. Allah da onun kafasına vesveseleri koyuyor. Şeytanlarla. Vesvese. Çalışan adamı çok azdır. Bütün gün yok. Şimdi ben akşam gittim eve. Küt yatıyorum. Oh yatak o kadar özlüyorum ki. Suyunduk diyor. Ben diyor iş yapmadığım zaman diyor burada kardeşimiz akşam konuştuk. Uyku gelmiyor ya diyor. Yatakta dönüp duruyorum. Uyku yok. Ama çalıştığım zaman o kadar güzel uyuyorum ki. Bak uyku bile ne kadar güzel bir şey. Uyuyamıyordum diyor. Akşam bunları konuştuk eve giderdim. Çünkü bunlar güncel hayatımızda var. Güncel hayatımızın yaşam kalitesini öğrenmemiz lazım. Yaşam kalitemiz en çok çalışmak. Kaliteli uygu hem gelişme yapıyoruz çalışarak, bilgelik, üretim, para kazanmayı bir sürü şey yapıyoruz. Bunlar niye vazgeçiyoruz kardeşim? Yan gel yat, yan gel yat, yan gel. Ne? Çürürsün, çürür. Adalarda, modalarda çürürsün, çürür. Geçen anlattık mı? Bir sanatçımız var. Hatta bu filmde de hiçbir şeyde sessiz çığlıkla oynattık. Adam bir zamanlar zenginmiş, çok zengin. Yunanistan güzeliyle evleniyorlar. Hayat yaşıyorlar Ege'lerde burada. Sonra arkadan başı falan. Şimdi de bir ev almış. Bir 70 yaşında bir ev almış. 1+1 onun daha taksini ödemekle çalışıyor. Bak nereden nereye gelmiş bu yaşta. Çocuklarla 4 kere evlenmiş boşanmış. Ya lan bir sistem olur lan. Çalışma hayatını bırakıyorsun. Para hazıra dayanır mı? Tüketiyorsun. Şimdi işte hatta biz ona taksini erken yatıracak bilmem avans verdik bilmem ne. Ya kardeşim sen neden böyle düşündün? Neden böyle düşündün? Neden çalışmadın? Eğlence hayatımı yap. Akıl. Mutluluk ne der bileceksin. Bak ben babamla ne yapıyor? Işık veriyorum. Mutluyum. Neden? Çünkü her şeyim planlı programlı. Çalışıyorum. Kaytarmıyorum. Abidik gubidik yapmıyorum. Bana ısmarlamıyorum. Bana düşen bir görev sonuna kadar iyi yapıyorum. Öbürüne yardım ediyorum sonuna kadar. Parasal ve fikir. Bak ne diyorum? Bedava hizmet etmek istiyorum. Psikoloji dersleri verme, şey yapmak istiyorum. Ders değil. Anlatmak istiyorum. Danışman. Çok. Danışman. Bedava. Ücret al. Neyi alacağım ki yani? Ama bakalım onu da bir avukatla falan hukuksal şeylerine bakacağım. Mali şeylerine bakacağım. Olursa onu da şey yapacağım benimki. Beğenelim. Sohbet gibi olacak benimki. Sohbet. Ama neler çıkacak içinde? Çok insanlar iyileşti. Şey yaptım ben, çözdüm. Başka. Beni rehber edenler mesela işte, benim yorumda gire. Şimdi bir şey daha anlatalım. Bak bunlar hep sosyolojik bir hadise. 20 sene, 25 sene önce Suyunduğ'un oğlu geldi buraya değil mi? Evet. Bedel. Değil mi? Bedel geldi. Seninle de hatta Kur'an kursuna bir kursa, evet. Arapça bir şey. Kur'an kursuna gidiyoruz. Kur'an kursuna gidiyoruz. Bunu da götürdüm falan. O da 11-12 yaşında. Sen işte 15-16, 17 yaşındasın. Gönderiyordum Fatih'ten şeyi. Sonra Bedel demiş ki babasına. Bu demiş Mehmet amca, Mehmet abi nasıl zengin oldu? Ben demiş onun gibi olmak istiyorum. Ya o yaşta. İşte model. Psikoloji dersi. Sonra benim yorumda. Çok çalışacak bilmem ne. Bir ara duydum. Dedi Washington'da, yok Washington'a mı dedi, okumaya gidecek orada. Üniversite mi okuyacak bir şey dedi. Ben de destek verdim tabii sponsor olarak, yarısı o ya. Dedim peki ikinci sene ne yapacak? İkinci sene hem çalışacak hem okuyacak. Onu da yaptı. Sonra bir pizza dükkanına gelmiş bak. Aynı çırağın arayışında gibi. O kadar kendini sevdirmiş ki pizza, İtalya mı neyse. Oranın müdürü yapmışlar. Sonra adam 5 tane dükkanı varmış. 5 dükkanın ona teslim etmişler. Demiş artık sen, onun oğlanları var, çocukları var, kasayı bedele teslim ediyorlar, sen diyorsun çocuklarını teslim etme. Bak işte öyle diyor. Adamın oğlu var, 5 tane artık genel müdür oluyor. Oranın şeyine geçiyor. Bak burada ama örnek aldığı kim? Çok çalışmak, bu kitabı okuyor, şey yapıyor, bakıyor.
Şimdi kendi ithalat ihracat yapıyor şeyde, Kırgızistan'a dönmüş. Adam demiş bırakma bizi, 5 dükkanın yönetimi elinde, kasa elinde. Yok demiş, ben ülkeme gideceğim, ülkemde faydalı olacağım. Ailesine geliyor, güzel de olmuş. Kırgız bir kızla da evlendi, çoluk çocuklar da var. İşte bak aynı öyle model, 20-25 sene, sen de biliyorsun olayı. Evet maşallah. Bak, gene bir elçi vardı, Azeri bir elçi. Evet. O da Suyunduk Bey tabii ki şey yapamıyordu, Türkçe bu kadar gelişmedi. 3-5 ay bize tercümanlık yaptı. Elçi, sen de iyi tanıyorsun. Evet. Elçi bana... Kitapları da okuduk. Okuduk. Hep burada. Elçi gelip gidiyorum. Şimdi onun geldiği yere de bak. Ama hep bana soruyordu. Abi nasıl oldu bu işler? Zaten sosyalizm çökmüş, komünizm çökmüş. Onlar işte burada gelip üniversite falan okuyorlar. Bize tercümanlık Türkçe de. Sonra dedim ki ben ona işte yol gösterdim. Çalışmak şundur budur. Sonra Amerika'ya gitti bu. Bir yıl lisan öğrenmek için. Sonra gitmiş orada pazarlamaya başlamış. Lisan öğrenirken mermercilik. Ne oldu şimdi? Mermer dükkanları evet. Var. Patron. En son Amerika'ya gittiğim zaman 500 Mercedes'ine bindirdi bizi İlhan Tarıklı ikimizi. Ya 500 Mercedes. Villalarda yaşıyor. Kaç dükkanı vardı? Birkaç evet, dükkanı var. En son bir yazılım yapıyormuş bu inşaat sektörü için. Abi dedi 25 kişi vardı. Abim dedi çok tatlı tabii. 100 bin dolar harcıyorum bunları. Bunları geliştireceğiz işte kaç aydır buna uğraşıyorum. Bir yazılım yansıyı olarak. Her ay 100 bin dolar harcıyorum. Bak idol seçti beni. Felsefelerimizde iki kişi bak burada iki yaman. Hep böyledir. Çevremde böyle. Maşallah. Örnek oldunuz, dürtkü oldu. İşte. Ama örnek oldum, yaşar örnek olurum ben. Onlar şimdi birileri hoca ekonomi anlatır, başka şey anlatır, başka şey. Yaşamamış ki kendisi anlatsın. O psikologların çoğu yaşamamış ki öyle bir hayat anlatsın. Ve şeyde adam reçete yazıyor. Belli reçete, psikiyatriste gidiyorsun, reçete yazıyor. Ne yazıyor? İşte ne zaman şunu baba, tamam sana şunu yazdım, şu hapı kullan. Onu ezana da verin lan. Onun şey sorunlarına iniliyor mu, bilmem nelerine iniliyor mu? Küçümsemiyorum ben. Daha profesyonel olmak lazım. Daha hayatın içinde yaşayan insanların tesiri şifadır yani. Örnek çünkü. Hal iki tane var. Hayatımda iki kişiye bile bak, biri Kırgız, biri Azeri, orada tüccar. Mermer dükkanları var, ithalat, ihracat, bilmem ne. Çok tatlı. Böyle çok güzel bir insan. Çok seviyorum onu. Gittiğimiz zaman karşılar bizi. En güzel restoranlar yemek yedirip. Tarık'ı bir kere gönderdim Amerika. Otelde getirmiş, oteli yerleştirmiş. O zaman evliydi herhalde. 15-20 gün seni misafir etti otelde. Parasını kendi ödüyor. Çok cömert. Türklerin cömertliği var ya. Azeriler de çok cömert. Sevdi mi seni? Bizde de böyle canını verir Azeri. Azerbaycan. Bay, bay böyle. Bay can, can gibi oluyoruz. Bak onu çok seviyorum. Şeyi. Maşallah. Edel'i tabii göremedik, hiç gelmedi gitmedi ama o Amerika'ya gidince görüşüyoruz orada. Los Angeles'te yaşıyorum. Ama görmesem de önemli. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz bedel yaşıyorum. Tamam. Bak babasına festivallerde şurada burada yardım ediyor. Sponsor olur babasına. Filmlerle destek veriyor. Belki de bir film yaptırıyor yani. Böyle işte Tarık. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani böyle hayatın tecrübelerimizi halkımıza, vatandaşlarımıza, dostlarımıza anlatıyoruz. Bu andan bir nasiplensinler. Bir nasiplenir, neyi var? Eksiğini görsün. Ama evet. Tabii arayışta olan bunu bulur. Arayışta olan, evet de bu bir gerçek. Şimdi o çocuklar arayışta o zamanlar yani, tamam mı? Beni buldular. Hepsi bir iş adamı. Öbürü, ya sen biliyorsun. Los Angeles'ta 3-4 tane dükkanı var tabii bunun. Tabii. Yani. Çok başarılı maşallah. 25 kişiyi çalıştırıyor, 100 bin dolar harcıyor. Yazılım yaptırıyor onlara. Bana dedim ya çok risklere girme falan. Yok Mehmet abi bir ay yapacağım bunu dedi. Yapacağım edeceğim böyle. Yanık bir sözü de var. Türkçesi güzel. Azeri Türkçe karışımı. Zaten Türkçe Azerilerle bir sıkıntı olmuyor Türkçe ama işte o zamanlar bana tercümanlık yapıyor. Bak iki kişi anlattı. Yaşayan hayat. Maşallah. Ben de çok örnek gösteriyorum baba. Zaten bu programlarınız da bir nevi danışmanlık. Aynen, aileleri, tamam. Aynen. Gençleri özellikle. Aynen, hepsi var. İdeol gibi, danışmanlık gibi, psikolog şeyler gibi. Yani evet. Çünkü bu sıkıntıları hepimiz geçiyoruz. Tecrübeli insanlar onlardan yararlansa bu bir şey değilmiş. Üzülmesinler. Geçer, bu da geçer. İnşallah, evet. Kaç kere ben canımı kıymak istedim ben. Bu hayatta buraya gelmem için kolay oldu mu? Dayanamıyorum. Yok Allah'ım ben ölmek istiyorum diyorum. Küstüm bu hayata diyorum. En az 3 mü?
3'ü biliyorum da 4 var mı? 17 yaşından başladım. 94'te de gene bir krizle yaşadım. Çiller krizi. Ülkemizin doları 8, 10 lira mıydı? 12 liradan 45 lira çıkardım. Evet. 3 ay içinde 45 lira. 3 kat olur mu ya? Panik yardım, işsiz kaldım. Hep imtihan burada. O benim seyhi suluğum diye 2014'te. Son inşallah. Arkadaşla konuştuk. Evet. Abi dedi sen işte dünyada dedi acılarla, kederlerle seyhi suluk dedi. Bu demek dedi ya. Allah seni imtihan eder. Çileler, acılarla, şunlarla. Sonra sen onu sabredersin. Başarı sağlarsın. Mükafatını verir. O çilehaneler de bunu yapıyorlar. Orada tabii biz iş hayatında seyhi suluk yapıyoruz. Büyük acılar ki. Öbürler de bir şey yapamıyor. Çorbacı bunlar. Çorba içiyor. Memur veya riskli bir hayat yok. Şeyleri, tekkelere kapanıyorlar çilehanelere. 40 gün önce şey yaparlar. Yemeden, içmeden oradan şeyimiz açılır mı falan diye. Biz öyle değiliz. Biz savaşarak yapıyoruz şeyi, seyhi suluğumuzu. Savaşçı. Hazreti İbrahim de savaşçı. O da yaşayarak. Koyunları vardı, keçileri, babası. Peygamberimiz de öyle. Peygamberimiz de savaşçı. Onun da keçi güttü, yok keçi koyun güttü, sonra ticarete döndü, ticaret yapıyor, tacir. Ondan sonra bilmiyorum, 40 yaşından sonra tacirlik yaparken peygamberlik geldi. Sonra gene mücadele etti. Biz böyle yapıyoruz. İşi gücü olmayanlar orada giriyorlar bir şeye, orada zikrederek de yükselme işte. Budistler de öyle yapıyorlar. Giriyorlar, turuncu elbiseler giyiyorlar, hiçbir şey yok. Tabii onlar 40 yılda, 50 yılda yükseliyor. Ben bir günde yükseliyorum o hayat. Bir ayda. Allah'ın izniyle. Tabii bizim çilemiz farklı. Evet. Turuncuyu gel, tesbih, hadi şey yapalım, hadi yiyecek gelsin. Bir de bizim hayatımızı görelim bakalım. Ekonomik savaş, kültürel savaş, aile, durma savaşı. Kaç kere indik, çıktık, indik, çıktık, indik, çıktık. Arayış devam ediyor. İnşallah. Kafaları karıştırdık mı? Estağfurullah. Üstadın son sözü de hakiki imanı elde eden kainata meydan okur diyor baba. O arayışı zaten... Bu da Budistlerin aradıkları şeyi, belki 30 senelik şeyini bir saatte buluyorlar iman ile. Şimdi hakiki iman der ki işte bu çilelerden geçecek hakiki, birdenbire Allah vermiyor sana o imanı. Evet. Hakiki imanı. Üstad onu 80 yaşında mı yakaladı, 75 evet. yaşında mı yakaladı hakiki imanı. O da savaşçıydı. Böyle gidip geliyordu, esir oldu, bilmem ne oldu, bağırıp çağırdı. O üç hayatını üç kısım ayırdı. Birinci Said, ikinci Said, Usta Said. Üçüncü Said'de sigarayı falan bırakıyor, silahları bırakıyor. Evet. Tamam diyor, Moğol'la şeylik giriyor. İşte filmde anlattık ya. Birincisi farklı, deli. Deli gibi yani. Döven, söven, mavzeri taşıyan, eşkıyalara karşı savaşçı. Sınıfta dövmediği şey yok. Patır kütür giriyor orada. Dövüşüyor yani. Hocası bir gün şikayet ediyor ona. Diyor, niye sen böyle dövüldün? Diyor, efendim diyor yani ben... Tek tek gelsene gelmiyorlardı. Üçer dörder saldırıyorlar bana diyor. Onun için dayak yedim diyor yani. Yani tek gelsene tamam dövüşelim ama tek tek gelmiyorlar. Böyle hırçın dayanamıyor. Dağlarda yolculuk yaparken eşkıyalar sarıyorlar. Tek başı birinde mavzer varmış. Atıyor onları tak tak. Ulan 10 tane eşkıya. Hiç korkmuyor. Hepsi kaçıyor. Ulan diyor bu kim? Cesur adam. Sonra tespit ediyorlar ki gelip özür diliyorlar. Ya sen farklıymışsın Said. Biz sen bizi kovaladın bilmem ne özür dileriz. Bundan sonra dağlar senindir falan diye. Böyle ya birinci Said bu. Evet. Hep savaşçı. Bilmem padişaha geliyor o zaman Abdülhamid'e. Doğuda bir şey isterim diyor. Medrese evet. isteyeceğim. Bilmem ulan diyorlar bu deli. Tımara neye götürüyorlar? Üstadı deli deli. Sonra deli doktoru geliyor ona. Diyor ki konuşuyorlar. Bak bakalım diyor. Konuşayım ben. Ben deli miyim değil miyim diyor yani doktora. Konuşuyorlar. Ulan doktor diyor ki eğer bu Said deliyse ben deliyim. Akıllı deli kimse değil. Kalmadı. Akıllı kimse kalmadı. Akıllı kimse kalmadı. Hemen çıkarıyorlar. Padişahın o ne şeyi var sultanımız oradaki hapishaneden çıkarıyorlar. Yok. Timarhane'den çıkarıyor. Ne oraya? Timarhane'den çıkarıyorlar. Götürüyorlar, bırakıyorlar. Yani düşün ya. Gidiyor padişahın kapısında. Ben onu anlatacağım, konuşacağım. Abdülhamid var. Yani böyle bir düşün. Sonra gidiyor, başka yerlere gidiyor. Evet. Hep mücadele. Hep mücadele. Filmde anlattık bunları. Güzel insanlar, hep mücadele. Sonra eridikten sonra
İman öyle bir nurdur, bir kuvvet. Tek başına kalsan kainata meydan, ama o olgunlaştıktan sonra söylüyorum. Evet. Üçüncü saat döneminde. Herkes öyle o lafı duydu, ya ben tek başına, ama o imanın olgunlaşması lazım, güçlenmesi, nurlanması lazım. O zaman hiç korkun kalmaz dünyadan, hiç dünyayı da bir sevmez. İşte Kur'an'ı ne kadar önce okursak, anlarsak o kadar erken. Amin dersin. İnşallah. Evet. Bilmediğin bir şey amin dersen hiçbir şey anlamıyorsun ki, kalırsın evet. Sen. Öbür dünyada Allah hesaba sorar, gel bakalım ne diyorsun sen, ne okumadın, ne Türkçesi var. Evet, ağzınıza sağlık baba. Yine bir nevi danışmanlık yaptınız insanlara, ailelere, gençlere, ihtiyarlara, emeklilere, çocuklara. Bir program oldu, hepimiz istifade ettik. Suyunduk Bey, size de teşekkür ederiz. Misafirimiz oldunuz. Teşekkür ederiz. Şeref, hoş geldiniz tekrar. Sizi ağırlamaktan. Dostluk. Güzel program oldu böyle. Bugün dün yapacaktık da dedim ben cuma, hiç Suyunduk Bey'i düşünmedim. Bu programı dün yap dedim ya, cuma yapalım. Suyunduklu Bey de bak güzel oldu. Dün zaten şeye gitmişti o. Neyse güzel oldu. Hangi film yayınlansın sen birazdan baba? Geçen hafta Keman Ağıtları. Ondan önce ya Suyunduk Bey'in bir film vardı Tarık. Onu bulsak evet. Da yayınlasak. Ağlayan Kadın ya. Onu bir yayınlasak. Bir de Taş Aslan vardı. İran'dan aldım. Bu ikisine bir bakayım da. Evet. Önümüzdeki yetişirse günü. İnşallah. İleriki günlerde. Yani. İleriki günlerde evet. Sen ne söyle de sen onu ben bir araştır. İki film vardı. Hür Köle'yi isterseniz yayınlayalım baba. Uzun zamandır yayınlamadık. Bak yeni filmler de gösterin. 4 tane film evet. Çıktı. Geçen sene de yayına hazırlanıyor. Bak burada afişleri var. Şimdi bu sene de bir film çıktı. İkinci filme başlıyorum. Maşallah. Bayramdan sonra gene 4 film böyle stoklar. Şu 10 sene sonra 40-50 filmimiz olacak böyle. Haftada bir film yani. O zaman bir senede denecek. Ama yeni nesiller, yeni gençler onları görecek. Yeni değil ya 5-10 sene sonra stok olur yani. İnşallah. Dilerseniz programı kapayalım baba. Değerli Akit TV Sinema Aynalekin izleyenleri, bu hafta burada programımız sona eriyor. Birazdan 2019 yapımı Hür Köle filmi ekranlarınızda olacak. İzlemenizi tavsiye eder. Hayırlı akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.